Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu ve nusalli ala rasulihil kerim. Faidatun bir faide. Zekere İbn-i Salah rahimahullah enne misalel mutevatiri ala tefsiril mutekaddim ya'izzu vücuduhu. İbn-i Salah rahimahullah yukarıda ayet elinde o kişinin kimliği hatta büyük muhaddislerden hususen hadis ilimleri boyunca en büyük katta ulamalardan imamlardan hesaplanadı. Şu kişi zikir kıldılar ki şu ötken tafsirge göre yukarıda zikir kılıngan tafsir bayanına göre mutavatirinin misali vücudu nihayette az buladı. Ya'izzu yaqillu diye manada. Juda az topiladi. Buni yana bir ma'nosi bor. Qiyin bo'ladi degan ma'nosi. Vujudi qiyin bo'ladi. Topilmaydi, ga boradi. Ikkita ma'noni ehtimol bor. Vujudi az bo'ladi yoki vujudi qiyin bo'ladi, ya'ni topilmaydi. Illa lekin أن يدعى ذلك في حديث من كذب علي. لكن بخاري ومسلمين روايات قيام من أبو صحيح حديثة متواطرلك دعوة قلنشلية ممكن. أن يدعى من كذب علي متعمدا يعني كم دا كم من قصدن يلغان نسبة برسة فليتبوأ مقعده من النار oturadigan yerini cehennemden ottan hazırlab koysun. Degan hadis mutavatir deyilingan. Cumhuriga yani ammatul ulamoga göre. Bazılar şunu ham rad qilgan. Şunun için bir de illa en yudda'a deyapti. Agar da'vo qilinsa deyapti. Aytmayapti ki illa yasbutu zalika demayaptilar. Şu hadise savod bo'ladi demayaptilar. İbn-i Salah'ın bana gapının hulasası bana şu. Yukarıda tarif etinin en mutabatır. Ya az tapılır ya hiç tapılmaydı. İbn-i Hacer rad kılıp eti yaptılar ki وَمَا اِدَّعَهُ مِنَ الْعِزَّةِ مَمْنُوعٌ İbn-i Salah'ın bir de izzetten dava kılgen narsası memnudur. Yani merduttur diye manada. Rad kılamız bunu diye yaptı. Minel izzeti dedi. Çünkü o şeddeki izzetinin iki de manası var dedim. İkelesine en bozun işi yansındı. Kin ve keze ma iddiahu gayruhu minel ademi. Ve şunu indik İbn-i Salah'tan başkası yoklikten ibaret davakiyen nesesiyen memnudur. Yani İbn-i Salah'tan başka bazı ulamalar mesela İbn Hibban ve Hazimiyye o'xshab. Şunlar aytishadi ki yok dedi, mutavatir. Yani yukarıda bayonda aytilgan sifatlari zikir qilingan mutavatir yok dedi. Birorta unaqangi hadis topilmaydi dedi. Qur'on bor xolos dedi. Qur'on shunday mutavatir bilan kelgan dedi. Qo'limizdagi Qur'onni sahobalar va ko'pchilik Rasulullah'tan rivayet kıldı. Sahabelerden şimdiki köpçülük, tabiyeler rivayet kıldı. Şu şekilde Kur'an kirli yaptı. Şu Kur'an şadı halas tavatunin tarifi gel. Egin bir orta hadis düşmüyordu. Hadis yok. De dava kılıçtı. Bu memnun olur. لَنَّ ذَلِكَ نَشَّأَ عَنْ قِلَّةِ الْاِتِّلَاءِ عَلَى كَسْرَةِ الطُّرُقِ Çünkü bu narsa mutavatir hadislerinin varlığını inkar kılıçlık ya ki az deyişlik turuklarının köplüğüye hadislerinin yollarının köplüğüye ve ahvali rical ve ricallarının haletleri yani muhaddislerinin haletleri ve sifatihim el muqtaziyeti ve takaza kılıçı sıfatları yani şey takaza sıfatları deyip ve onların sıfatlarına
ma'lumotni ozligidan paydo bo'lgandir, kelib chiqqandir. Shu ba'zi olimlar, u olimlar ham kichkina olimlar emas, imomlar. Mutawatir hadis yo'q degan yoki oz degan o'shalar boshqa ulamolar mutawatir degan hadislarni yo'llarini ko'pligidan xabari yo'q deyapti. Ya'ni xabari yo'q deganda aslo emas. Xabari bor imom-ku ular. Boshqa ulamolar bilgan narsani bilmaydimi? Biladi-yu, lekin mukammal bir xabardorlik hosil qilmagan. Yoki muhaddislarning holatlari. Mana birinchi yo'llarning ko'pligi, keyin muhaddislarning holatlari, uchinchisi va sifatlari deyapti. Ya'ni sifatlarda ham e'tibori bor. Ibn Hajar ba'zan sifatlarni zotdonniga qo'yadi. Albatta bu yerda hozir mutawatirda tortishilgan narsa adat masalasi, boshqa masala emas. Bunday darajadagi adat sahobalar zamonidan boshlab bizning zamonimizgacha eng kamida o'sha adatda bo'lishligi uni to'g'risida ulamolar ixtilof qilgan. Shuning uchun ulamolar bu adat topilmaydi-ku desa Ibn Hajar aytibdiki, ba'zan bu adat zot e'tiboridan emas, sifat e'tibori bilan ham ko'payaveradi. Biz shu sifatlarni aytyapti. Keyin al-muqtaziyati bu sifatlari o'sha muhandislarning bu sifatlari talab qiladi. Taqozo qiladi nimani? Li ib'adil adati. An yatawatta'u ala kazibin. O'sha mutawatir hadisni rivoyat qilgan kishilar yolg'onga muvofiqat qilishliklarini kelishib turib yolg'on gapirishliklarini odat uzoq sanashligini taqozo qiladigan sifatlari. O'sha mutawatir hadislar degan hadislarimizni raviylarini ko'ring. Raviylarining shunday sifatlari borki, u sifatlar mana shu raviylarni yolg'onga kelishganliklarini rad qiladi. Mumkin emas deydi. Odatda bo'lishi mumkin emas. Odatdan tashqari bo'lsa bilmadik deydi. Lekin odatda mumkin emas deydi. Li ib'adil adat, ya'ni odat uni uzoq sanashligini taqozo qiladigan sifatlari bor. O'sha sifatlardan ma'lumotlari oz deyapti. Aw yahsula minhum ittifaqan. Yoki shu kizibga bo'lgan muvofaqat o'sha raviylar tomonidan ittifoqan kutilmaganda hosil bo'lib qolishligini odat uzoq sanaydi. Endi mutawatir hadis dedik. Mutawatir hadisda shunday bir adat keldi. O'sha adatdan yolg'onda sodir bo'lishligi ikki xil bo'ladi. Biri shu yolg'onga kelishishadi ular. Ikkinchisi kelishmasdan shu narsa hosil bo'lib qoladi. Masalan 30 ta odam 30 ta mintaqada bir gapni gapiradi. Va shu 30 ta odamni gapi bir xilligidan o'zlarining xabari yo'q. Ittifoqiy bo'lgan narsa bu. Kutilmaganda bo'lib qolgan narsa, to'g'ri kelib qolgan narsa. Ikkalasini ham odat uzoqsan deyapti. Ikkalasi ham mumkin emas deyapti. O'zlari bilib turib kelishligi yoki bilmasdan ham shunday bir birlikda hosil bo'lib qolishligi mumkin emas. Buni odat uzoq sanaydi. Nimaga? Chunki odat uni uzoq sanashligini taqozo qiladigan sifatlari bor. Va o'sha muhaddislarning holatlari yo shu hadisni yo'llarini ko'pligi o'sha hadisni mutawatirligini ko'rsatadi. Lekin shu narsa to'g'risida ma'lumoti oz bo'lgan olimlar, imomlar mutawatir hadislar oz deydi yoki yo'q deydi. Va min ahsani ma yuqarraru bihi كون المتواتر موجودا وجود كسرة في الحديث. Endi taqrir qilinadigan narsalarning eng go'zalidandir. Ya'ni aytiladigan, tahqiq qilinadigan, yoziladigan, isbot qilinadigan narsalarning eng go'zalidandir. Mutawatir hadisni hadislarning ichida ko'plik borligida mavjudligidir. Mavjud bo'lishligidir. Ya'ni mutawatir hadislar hadislar ichida bor, bor bo'lganda ham mavjudan vujuda kasratin. Ko'p bo'lishlikda. Ya'ni ko'pgina.
Ağız dişki hem hakkı yok diyordu. Hangi kılıbdı siz? Delil getiriyordular ki اَنَّ الْكُتُبَ الْمَشْهُورَةَ الْمُتَدَوَّلَةَ بِأَيْدِ اَهْلِ الْعِلْمِ شَرْقًا وَغَرْبًا Şarkta yu garipte. Yani dünyanın her tarafında. Ahli ilimnin kulu da istimal kılını yaptırırken meşhur kitaplar. Mutadavvala diyeni, kullarda aylanı yaptırırken diyeni. İstimal kılını yaptırırken. Okul yaptırırken meşhur kitaplar. الْمَقْتُوعَ عِنْدَهُمْ بِسِحَّةِ نِسْبَتِهَا اِلَى مُسَنِّفِيهَا Ve bu kitaplarda yana bir tesifat şu ki, o şu ahli ilimnin nazdıda, muhaddisler, ulamalarının nazdıda, o şu kitaplarını uzlarının musannifiye, nisbetinin sahihliğe kat'i hulasaya kilingen. Yani dünyada her tarafında ahli ilimde kolu da işletilip durduğun meşhur kitaplar var. Ve bu kitapların uzuniyegesiye, menzubliğe de hiç kendi ihtilaf gümanı yok. Kat'i halette bileşedi. Mesela İmam Bukhari'nin kitabı. Bukhari'nin kitabını okuyup biz. Hiç kim şakkı mıydı bu kitap Bukhari'nin ki bu mesleği mümkün. Başkası yazıp durup Bukhari'ye nispet bergendir. Demedi hiç kim. Kolumuzdaki şu Sahih-ül Bukhari, İmam Bukhari'nin ikenliği kat'idir. İza üstümi'at ala ihraci hadisin. Yani mana şu meşhur kitaplar bir hadisini çıkarışlıkka toplansa. Bitti kitap mas. Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace ve başka başka kitaplar toplayın. Ahmed bin Hanbel'deki, İmam Malik'teki, İbn-i Hibban, Hakim, Darukutni ve başka mana şu meşhur kitapları hepsini toplayın da bir hadisini şu hadisinden çıkarın. Şunda ve taaddada turukuhu taaddudan. Şunda oşa hadisinin yolları küpeyadı. Şunda küpeyadı ki tuhilul adatu tavatuahum alal kezib. Adat şunca muhaddislerini yalganga muvaffakat kırışlığını mahal sanaydı. Şu bir hadisini oşa kitaplardan çıkarganızda cüde küp yollardan ki geldiğini görürsünüz. Yıllarını köplüğünü gördünüz mü? Ki ravileri gekarın. Ravilerin halatını göresiz ki iyi falancılar var eken bittediyiz. Ve sıfatlarını göresiz deşiriz. Şimdi bilesiz ki iyi mutabatır hadisler köpeken göreyiz. İl ahiri şurutu yani şartların ahiri geçe. Yani yukarıda mutabatırda hadisler, mutabatır hadisinin şartları zikir kılındı. Birincisi oşa şimdi bir adet bulsun ki ularını yalganga kelişlikleri muvaffakat kılıçlığını adet mahal senesin dedi. Bu bir, ondan ki başka şartları vardı. Yukarıda okudularız. Başka şartlar da ahri geçer. Efadel ilmel yakiniye bi sihhatihi ile kailihi. Kiin o şey hadisini ayet uçsuya sihhatinin yani sahihliğini yakini ekenliğini yani yakini ilimini ifade kıladı. Yani yukarıda hem yakini ilim, zanlı ilimle doğrusu bahs kılındı. Yakini, kat'i, keskin ilimler sabit buladı. Ve mislu zalike fil kutubil meşhureti kesirun. Ve bunun görüşürken hadisler ise ben azı şeyde biz mutavatır deyip durup, çüntür yaptırken, kaskıl yaptırken nesrlerimiz meşhur kitaplarda köptür. Bunda mutawatir bittikte hadis emas. Juda ko'p hadislar deyapti. Sharhlarda ba'zi misollar keltiriladi. Masalan, mutawatir hadislarga misol. Imom Sahoviy shafaat hadisini keltiradi. Payg'ambarimiz alayhisalom shafaat qilishligi va Havzu Kavsar to'g'risidagi hadislar. Şu ikili hadisini ravilerini görseniz 40'tadan köp sahabeyi rivayet kıyan. Kazı İyasem uzlarının şifaları da şunu mutavatir hadis diyenler. Yine men bana lillahi mescidden kimi ki Allah için mescid kursa diyen hadis. Ve kıyamet günü de Allah Teala'nın görüşlük. Çünkü o şey bir neçen hadisler var. Hatta İbn-i Hazm tüyeler yatadigen yerlerde namaz okşayden
Men qilgan hadisni mutawatir deydi. Mana masjidlarda qabr qilib olishlik, tam men qilgan hadis mutawatir deydi. İbn Abdul Bar aytadilarki, Sa'd ibn Muaz vafot qilgan vaqtda arshning titrashligi ham mutawatir hadis deydi. Va yana oyni yorilishligi. Shunga o'xshagan hadislar. İbn Battol Buxoriyga sharh yozgan. U kishi aytadilarki, o'sha bomdoddan keyin va asrdan keyin namoz o'qishni man qilingan. Shu ham mutawatir hadis deydi. Shunga o'xshagan misollar ko'p. Mana ba'zi ulamolar juda ko'p aytiryapti mutawatir hadislarni, ba'zilari kamaytiryapti. Endi bu biz hozir bu ixtiloflarni zikr qilyapmiz, ahli sunna va jamoatning o'rtasidagi ixtiloflarni nazarga tutyapmiz. Ahli sunnadan boshqalarda ham ixtiloflari bor, ularni e'tiborga olmayapmiz hozir. Shunga endi ba'zi ulamolar aytadiki, bu ixtilof aslida lafziy ixtilof. İkala qavulda ham to'g'ri tarafi bor. Mutawatir ikkiga bo'linadi. Lafziy mutawatir va ma'naviy mutawatir. Yuqorida ham aytdik. Lafziy mutawatirda o'sha katta adatdan zikr qilingan hadislar lafzi ham bir xil bo'ladi, ma'nosi ham bir xil bo'ladi. İkinci mutawatir esa ma'naviy mutawatir. Uni lafzlari har xil. Lafzlar har xil kelgan, lekin ma'no bitta. Masalan, duo qilganda qo'l ko'tarishlik masalasi. Shu ma'naviy mutawatir deydi ko'pchilik ulamolar. Ba'zida lafzi haqiqiy deyshadi. Duoda qo'l ko'tarishlik har xil yerlarda kelgan. Masalan, payg'ambarimiz alayhisalom qunutda qunut duosida qo'l ko'tarib duo qildilar. Yoki masalan haj amallarining ichida yoki minbarda o'tiruvdilar, xutba qilayotiruvdilar, bir kishi kelib yomg'ir so'radi. Shunda yomg'ir so'rab Allohga duo qildilar, qo'l ko'tardilar. Har xil voqealar, har xil holatlardan kelyapti. Lafzlari bir xil emas. Lekin ma'no bir. Hammasida qo'l ko'tarish bor. Ko'p. Qo'l ko'tarishlik ma'nosi juda ko'p e'tibor tarafdan kelgan. Ammo qo'l ko'tarishlik voqeasi esa unda emas. Masalan, o'sha yomg'ir so'rashlik masalasi. Yoki boshqa haj amallarida payg'ambarimiz qo'l ko'tarib duo qilganligi. Bular lafzi bir xil bo'lib, mutawatirni shartiga to'g'ri kelmaydi. Bular mana ma'naviy mutawatir bo'lyapti. Ulamolar aytadiki, oz yoki yo'q bo'lishi ham mumkin deganlar lafziy mutawatirni qasd qiladi ular. Lafzi shunday, masalan 10 ta hadis to'pladingiz, 10 ta hadisning matni bir xil, hech qanday farqi yo'q. Bir misol aytadigan bo'lsak, ya'ni 15 ta hadis to'pladingiz, lafzlari bir xil bo'lishligi kam topiladi. Lekin ba'zi kalimalar farqli bo'lgan. Hadisda bir qismi to'g'ri keladi bir-biriga, boshqa qismlari to'g'ri kelmaydi. Unday bo'lishi mumkin. U ko'p bo'lishi mumkin. Lekin u keyin ma'naviy mutawatir deyiladi. Ma'naviy mutawatir ko'p, haqiqiy lafziy mutawatir esa kam. Mutawatir ikkiga bo'lindimi? Shuning ikkala qavli ham sahih bo'ldi. Endi bu ba'zilarning shunday bir tatbiqi, ikkala qavl o'rtasida bir birlashtiradigan yo'l topib shuni gapiradi. Lekin ba'zi ulamolar hozir Ibn Hajarni gapini zohiriga qarasangiz, u kishi ma'naviy mutawatir emas, o'zi haqiqiy lafziy mutawatirni qasd qilyapti. Shuni aytyapti. Bo'lmasam Ibn Hajar o'zlari o'sha taqsimga kirardilar. Bunday taqsim bor, taqsim e'tiboridan aytayotgan bo'lishi mumkin deb kirardi, u bahsga kirmadi. Ya'ni ixtilofli masala. Ba'zi aytadiki, yo'q, o'sha mutawatir ikkiga bo'linganda ham lafziy mutawatirlar yana ko'p baribir deydi. Keyingi kitoblarda yana ham chuqur ko'rasizlar bu masalalarni. Lekin bizga shunisi ma'lumki, imomlarimiz, ulamolarimiz bir gapni gapirdimi, o'sha gapda bir e'tibori bor, to'g'ri tarafi bor. Bekor emas, botil gap emas. Vasani ikkinchisi va huwa avvalu aqsamil ahadi. Va u mana shu ikkinchi qism deganimiz ahadning qismlarini birinchisidir.
Yani yukarıda ayetlerinde hadisler iki kıl böldü. Biri mutavatır, ikincisi ahad hadisler. Ben şimdi mutavatırın bahsi bittiyo, ahad hadislerinin bahsi yekirdik. Ahad hadisler itibaren birinci buladı, mutavatır diyem koşup bütün hadisler itibaren ikinci buladı. مَا لَهُ تُرُقٌ مَحْسُورَةٌ بِأَكْسَرَ مِنْ اِسْنَيْنِ İkiteden köpke çigerelengen yolları buyan hadislerdir. İkiteden köp. وَهُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمُحَدِّسِينَ Ve o muhaddislerinin nezdeki meşhurdur. Yani meşhur hadis. Mutabatırdan ki yenge oranında meşhur hadistir adı. Meşhur hadisinin tarifini ise İbn-i Hacer şunu tarifle yaptılar. مَا لَهُ تُرُقٌ مَحْسُورَةٌ بِأَكْسَرَ مِنْ اِسْنَيْنِ Şunu bir hadis ki şu uzun senetleri de ikteden köpke çekerlengen. Bir artı yerde ikte okumayan raviyiz. Eğer ikte olsa meşhur bu mevdu. Bir hadis mesela 100 ricalı var. Şu 100 ricalı bir artısı da ikteye çümeyen raviyiz. İkteden köp bugün. 3, 4, 5, 6, 7 köp bulur yan. Lakin mutavatır diyen derecesi gibi olmayan. Mutavatırdı mertebesi yem yetişmeyen. Mutavatırdan pasta ve ikteden köp. Şerhlerde İbn-i Hacer'de bu tarifiye itirazlar kılışadı. Mantık kitaplarda okudularız. Yani tarifler hadlerdir. Had ya ki resimde ikiye bölünedir. Tariflerde ihtilaflar kör bozdu. Tarifteki ihtilafda bitişi kıyın. Şunun için bu ihtilaflar zarar kımaydı. Çünkü ulamalarda maksadı çüntürüş. Koldan ki yence çüntüredi. Lakin cami mani bugün halkla digen tarifte cüde kemden kem ulamalar yapıladı. Bazen onun tarifler yani sahifelerde takaza kılışı yem mümkün. Şunun için ulamalar kıska çakılıp Yani ne madde mahcubligini çündürse buldu. Hatta ki ikteden köpüge mahsul bugün çigirlengen yulları bugün hadisler meşhur hadislerdir. Muhaddislere göre de yaptı. Muhaddislerden başkalarda çıkan yaptı. Çünkü bazen meşhur diyen kelime başkalarda hem işletiladı. Mesela avamlar bir hadiste etti. Bu meşhur ki bu değil. Şimdi bu yani, lügattaki meşhur bu yaptı. Muhaddislerdeki meşhur emas. Yani o şey mantık kitaplarda okudularız ki bazı kelimeler var. Yani istilahi manaları. İstilahi manası yediye kadar özgeredi. Şer'i buluşu mümkün, urfi buluşu mümkün. Lugavi buluşu mümkün. Mümkün. Ve deki meşhur denen maksat o şey muhaddislerde istilahdaki meşhur. Summiye bizzelike li vuduhihi. Bu hadis nimaga meşhur dilinde vazih bo'lganligi uchun. Açık, ravshan bo'lganligi uchun. Meşhur deyilyapti. Va huwa al-mustafizu ala ra'yi jama'atin min a'immatil fuqaha'i. Va u o'sha meşhur hadis mustafiz ham deyiladi. Fuqaholarning imomlaridan bir jamoatning fikriga ko'ra. Ya'ni fuqaholar, ya'ni muhaddislar emas. Fukahalardan imamlarının yani bir cemaatini fikriye göre müstefizem değil oradı. Demek meşhur ile müstefiz bunya göre mutaradif kelime buluyordu. Şimdi fukahalarının imamlarının yani usul alımlarının nezde diyordu. Muhaddisler demez diyordu. Muhaddisler de onu demez. Muhaddisler meşhur ile müstefizli bir de bilmiyordu. Meşhur başka, müstefiz başka. Peki fukahalar yani müstelah istilahı, yani usulü fiqh alımları bazen müstafiz digende meşhurdu kaskıl oradı. Summiye bizzelike li intişarihi. Meşhur hadis, müstafiz dilinde münteşir bu genliği için. Terkal genliği için. King terkal genliği için. Min fâdal ma'u yafidu faydan. Fâdal ma'u digen lügattan anıngen. Fada yafidu, yani taştı, su taştı diyen. Bir kuduktaki arıkta su taşsa ne oladı? Taşkendeki etrafı yayladı. Terkeladı. Münteşir buladı.
Şunu istifade deyiladi. Tarqalmoq. Mashhur ham shundaykda, mashhur hadis degani insonlar o'rtasida tarqalgan degani. Demak, lug'aviy e'tibordan o'rtada nisbat bor aka haqiqatan. Lug'at e'tibordan qarasangiz, bir-biriga yaqin bo'lgan kalimalar. Mashhur bilan mustafid. Va minhum man g'ayra baynal mustafidi val mashhuri. Va ulamolardan ba'zilari mustafizdan mashhurni o'rtasini boshqa-boshqa deyishadi. Mustafiz boshqa, mashhur boshqa deydi. Man g'ayra deyapti. O'rtasini boshqa-boshqa qildi. Bi annal mustafiz yakunu fi ibtidaihi va intihaihi sawa'un. Mustafiz deyapti, boshida ham, oxirida ham barobar bo'ladi deyapti. Mustafiz hadislarni, shu sanatlarni boshi ham, oxiri ham barobar bo'ladi deyapti. Va mashhura a'ammu min zalik. Mashhur hadis esa bundan ko'ra umumiyroqdir. Mashhur hadislarda boshi bilan oxiri bir xil bo'lishligi shart emas. Boshi bilan oxiri farqli bo'lishi mumkin. Sharhlarda Ibn Hajar shu gapiga ham ba'zilar e'tiroz bildirishadi. Masalan, sahobiy Ibn Hajarning shogirdi fi ibtidaihi va intihaihi deb va fi ma baynahuma ikkalasini o'rtasida ham deydi. Chunki o'rtasi boshqada, boshi bilan oxiridan boshqa narsa o'rtasi degani. Ibn Hajarning gapi hozir boshida va oxirida deyaptimi? Boshi bilan oxiri bir xil bo'lsa-yu, o'rtasi boshqacha bo'lsa, mustafiz deyiladimi? Desiz, masalan, hozir Ibn Hajarning gapiga qarasangiz, yo'q. Ya'ni o'rtasini ishi yo'q. Ya'ni boshi bilan oxiri bir xil bo'lsa bo'ldi. O'rtasi bir xil bo'ladimi boshi bilan oxiriga? Yoki bir xil bo'lmaydimi? Uni e'tibori yo'q deydi. Gapni zohiriga qarasa. Lekin sahobiy aytadiki, yo'q. Ustozimiz, shayximiz uni qasd qilgani yo'q. O'rtada ham bir xil bo'lish kerak deydi. Shuning uchun ba'zi shorihlar aytadiki, Ibn Hajar ya'ni min ibtidaihi ila intihaihi degan deydi. Mustafiz shunday hadiski, uni sanadini boshidan oxirigacha bir xil bo'ladi desa yaxshi bo'lardi. Shuncha e'tirozga qolmas edi. Mashhur esa bundan ko'ra umumiyroqdir deyapti. Mashhurda ya'ni o'sha boshi bilan boshidan oxirigacha sanadi bir xil bo'lsa ham mashhur deyiladi, sanadi ya'ni bir xil bo'lmasa ham mashhur deyiladi. Aytadiki, ikkitadan ko'p bo'lsa. Aytaylikki, mashhur shunday bir misol keltiramiz. Payg'ambarimiz alayhissalom zamonida 3ta sahobiy rivoyat qildi bir hadisni. 3ta sahobadan 10ta tobiin rivoyat qildi, keyin tabi tobiinlardan 100ta bo'ldi. Shunday bo'lib, keyin ko'payib ketdi. Bunaqani ibtidosidan intihosi bir xil emas. Ibtidoda 3 kishidan boshlandi. Keyin ko'payib ketdi. Yoki ba'zan shunday bo'lishi mumkinki, sahobalardan ko'pchilik rivoyat qilgan 10 kishi tobiylardan ham 10 kishi rivoyat qilgan. Taba tobiylarga kelganda 3 kishi bo'lib qolgan. Keyin yana ko'payib ketgan. Mana o'rtada ozlik kelyapti. Bular hammasi mashhur deyiladi. Lekin mustafiz bo'lishligi uchun esa o'sha boshidan oxirigacha bir xil bo'lish kerak. Va minhum man ghayara ala kayfiyatin ukhra. Va olimlardan ba'zilari esa mustafiz bilan mashhurning o'rtasini boshqa kayfiyat e'tibordan, ya'ni boshqacha deydi. Bir-biridan boshqa dedi. Masalan, bir misol keltiradigan bo'lsak, ba'zi ulamolar aytadiki, ummat adadiga e'tibor bermasdan qabul qilgan hadis mustafiz deyiladi deydi. Lekin hadis kitoblarida mana mashhurning ta'rifida kelyapti turgan ta'rifga to'g'ri kelsa mashhur deyiladi. وَلَيْسَ مِنْ مَبَاحِسِ هَذَا الْفَنِّي Ibn Hajar bana bir neçe fikirlerde keltirib, bu sahada, bu mavzuda ihtilaflar borligi işaret qilyaptilar. Ve bu ihtilaflar ma'lumotlardan haber borligini ham bildiryaptilar da. Ve bu masalan oxirigacha kirmayapti. Nimaga desiz? Çünkü bu bahslar bu fanning bahslaridan emas. Yukarıda ham aytdik-ku, mutawatirlik bahslari hadis, mustalahul hadis bahslaridan emas. Shunga o'xshab mashhur bilan mustafiz ma'nosi bir xilmi, bir xil emasmi, o'rtasidagi nisbat qanday?
Ortasında tabayyun var mı? Peki tavafuk var mı? Ya ki umum husus min vacihim mi? Umum husus mutlak mı? Bu meseleler bizi bahsimizden mesliyet. Bu fendi bahslerden mesliyet. Bazı ulamalar bunu başkaça bir şahledi ki müstafiz hadis o şey ümmet kabul kıyan hadistir. Ricallarına sihat olsa bahs kılınmıyordu. Mutavatır yokşak. Dedi. Hani mutavatır yokşak uğradı onu. Ve meşhurda onu değilmez. Meşhurda ise ricalları yetibar birilerdi. Diyen her hıl kavurlar diyen kilitirişez. Peki İbn-i Hacer'in hazır gapını zahiri şu ki biz meşhur bilen müstafizde ortasındaki nisbetler yekirmeyimiz. Bu fennin bahslerden bu megenliği için. ثم المشهور يطلق على ما حرر هنا كين مشهور degan kalima mana shu yerda tahrir qilingan yozilingan hozir biz aytgan ta'rifga binoan bo'lgan narsalarga ham ishlatiladi shular ham mashhur hadis deyiladi va ala mashhura ala al-alsinati va tillarda mashhur bo'lgan hadislarga ham ishlatiladi tillarda mashhur bo'lgan yuqorida aytganimdek avomlarning gaplari odamlarning o'rtasida mashhur bo'lgan hadislar. Masalan, innamal a'molu binniyat hadisi mashhur-ku, deysiz. Hamma biladi-ku uni, deysiz. Hadis e'tiboridan qarasangiz, mashhur hadis emas u. Innamal a'molu binniyat hadisi. Ixtiloflar bor qanday hadisligi to'g'risida, lekin mashhur deb, ya'ni agar ba'zilar aytgan bo'lsa ham ittifoqi yo'q unga. Ko'pchilik uni g'arib hadis deyishadi. Lekin odamlarning o'rtasida mashhur hadis bo'ladi. U lug'aviy e'tibordan, istilohiy e'tibordan emas. Fayashmalu ma lahu isnadun wahidun fa sa'idan. Lug'atdagi avomlarning tilida aytilgan mashhur degan hadis unda bitta sanadi bo'lganda ham va undan ko'p sanadi bo'lganlarda ham o'zini ichiga olaveradi. Biz yuqorida aytdik, ikkitadan ko'p bo'lsin dedik, eng kamida 3ta bo'lsin dedik. Qaysidir san'atda ikkitaga tushib qolsa mashhur emas u. Uni aziz deyiladi, hozir keladi. Lekin lug'aviy mashhur esa hamma hadisni o'zining ichiga oladi. Hammasini. Bitta san'ati bormi, ikkitami, uchtami, yuztami? Hammasini. Bal ma la yujadu lahu isnadun aslan. Balki hattoki hech qanday bir aslo sanadi topilmaydigan hadislarga ham aytilaveradi ba'zan. Shuni ham o'zining ichiga oladi. Ibn Hajarning shogirdi As-Sahobiy misol keltiradiki, "Vulidtu fi zamanil malikil adil Kisro." Adolatli podshoh Kisroning zamonida tug'ildim degan hadis. Mana shu mavzu hadis, yolg'on hadis. Yoki ulamo ummati ka'anbiya'i bani Isroil. Ummatimning olimlari bani Isroilning payg'ambarlariga o'xshaydi degan. Yoki mana biz ichimizdagi mashhur hadislar hubbul vatan minal iymon. Vatanni sevishlik, yaxshi ko'rishlik iymondandir. Hadis bu deyishadi, mana mashhur. Lekin mavzu hadis emas bu, hech aslo hadis emas. Rasululloh bunday demaganlar. Yoki laulaka laulaka va ma xalaqtul aflaka. Sen bo'lmaganing dedi, sen bo'lmaganing dedi, falaklarni yaratmasdim degan hadis mashhur shu ham odamlarning o'rtasida. Lekin mavzu Rasululloh aytmaganlar bu gap. Bu yerdagi biz bahs qilyapti turgan mashhurimiz Mustalahul hadisdagi mashhurdir. Bu hadislarning indal muhaddisin dedik shuning uchun. Va huval mashhuru indal muhaddisin. Muhaddislarning nazdidagi mashhurdir. Vasalisu al-azizu. Uchinchisi azizdir. Hadislarning uchinchi qismi. Birinchisi mutawatir edi, ikkinchisi mashhur deyildi, uchinchisi aziz. Va huwa alla yarviyahu aqallu min isnayni an isnayni. Aziz nima, u qanday hadis desiz? Aytayaptiki, u ikkita, ya'ni ikkitadan ozi rivoyat qilmagan hadisdir. Ikkitaning ikkitadan. Endi bu ta'rifga ham e'tirozlar bor.
yukarıda aytganimdek. Endi hozir biz chuqur kiradigan bo'lsak, haqiqatan ham hozir masalan Ibn Hajarning ta'riflari noqis bo'lyapti. Lekin bu kishining maqsadi hozir endi eng mukammal ta'riflarni keltirish emas. Shu ma'lumotlarni bildirishlik. Shuning uchun unchalik diqqat qilmayaptilar. Agar qattiq diqqat qilsa, albatta yana ham go'zal, yana ham mukammal ta'riflarni keltirardilar. Ne zohiriga qarab turib, ba'zilar aytadiki, mutlaqo noto'g'ri ta'rif bo'ldi dedi. Chunki min isnayni an isnayni. İkide ikideden az bulmasın deyipti. Demek ki ikide ikide bulup geçsin. Şu mu? Şimdi ihtimalen var da. Az bulmasa buldu da. Peki ikide ve ikideden köp bulsun mu? Mesela o şey 100'de rical var mı? Bir hadis senedi de. 100 kişi rivayetliyken. Şimdi bit değeri de ikide bulsa. Kageyeleri 3, 10, 100 bulsa. Aziz değil orada mı siz? Ha. Ama tarif. Ki kirmeydi ki bu. Siz ikideden kem bulmasın dediniz. Mesela o kir oradı dedi. Hani ihtilaflar var, itirazlar var. Şunun için bazı ulamalar dedi ki, başka ibara keltirse yani hem yaşı bulardı. Mesela bazılar o şey ihtilaflardan sel uzaklaştırırken tarih keltirip, aziz şun diye bir hadis ki, sanatlarining ba'zisida ikkitaga tushib qolgan raviy. Ba'zilarida esa ikkitadan ko'p bo'lgan. Lekin hech qaysi sanatda ikkitadan kam bo'lmagan hadis turdisa, ancha ixtiloflardan, ehtimollardan uzoq bo'lardi. Va summiya bizalika, endi bu hadis nima uchun aziz deyildi? Hozir Ibn Hajar rahimahullohga bir savol keladiki, Ibn Hajar bazı yerlerde toxtayapti, aytayapti ki, bu bahslar bizi fanimizden emas deyapti da, mashhurdi lug'atdagi ma'nosiga ham kirib ketdik u. Avomlarning o'rtasidagi mashhur degan kalima bilan bu fandagi mashhurning aloqasi yo'q. Bahsimizdan emas, uni ham zikr qilmay qo'yursin. Desiz, uni zikr qilishdan maqsadi sizga o'sha mashhurni tushuntirmoqchi. To'liqroq tushuning deyapti. Istilohdagi ma'nosi bu, lug'atdagi ma'nosi bu. O'sha hadis nimaga mashhur deyildi? Shularni tushuntirmoq sizga. Boshqa taraflama. Va yana avomlarning o'rtasida mashhur deyilgan yoki ba'zan ulamolar ham o'sha bir hadisni mashhur deganda avomlarning o'rtasida mashhur demoqchi. Shunday deganda siz uni mana bu mashhur deb o'ylamang, aralashtirib yormang degan maqsadda u bahslarga kelyapti. Bu e'tibordan qarasangiz, bular kerakli ma'lumotlar. Mana endi azizni ham qarang, aytayaptiki va summiya bizalik. Aziz, aziz deyildi. Bu sababini aytayapti mana. Vajhut tasmiyani aytayapti. Imma li qillati wujudihi yoki vujudi oz bo'lganligi uchun. Ya'ni oz bo'lgan narsani ham aziz deyiladi. Ya'ni sen meni ya'ni aziz do'stimsan deganingiz oz topiladigan do'stimsan, nodir do'stimsan degani. Bu kitob biz uchun juda azizdir deysiz, ya'ni oz topiladi bunaqa kitob, ya'ni topilmaydi degan ma'noda. Va imma li kaunihi azza ya'zu oz bo'lsa azza ya'izzu bo'ladi. Ayn barobari kasra bilan. Yoki azza ya'zu bo'lishi ham mumkin. Azza ya'zu bo'lsa unda qaviya, ay qaviya, kuchli bo'ldi degan ma'noda. Aziz, g'olib, kuchli degan ma'nosi ham bor-da. Endi birinchi e'tibori ozlik desangiz, haqiqatan ham mustalahul hadisdagi aziz deyilgan hadislar kam topiladi. Ikkinchi ma'nosi qaviya, kuchli bo'ldi deya qarasangiz, bimajihi min tariqin ukhra, boshqa yo'ldan ham kelganligi uchun. Ya'ni bu hadis g'arib bo'lib qolmadi. G'arib bo'lib qolish kerak edi bu ham. Nimaga g'arib bo'lmadi? Bir hadisda bir raviy rivoyat qildi. G'aribmikan deb tursak, yana bitta raviy topildi. Ikkita bo'ldimi? Ikkinchi topilib, bular quvvatlandida aziz bo'ldi bu. G'ariblikdan chiqib qoldi. Yasin surasida ham keladi-ku Alloh taolo fa'azzazna bi salisin deb.
Yani kavvayna degen manada. Onu ikkita elçi jo'natdik, ikkita da'vatchi, keyin uchinchisi bilan uni quvvatlantirdik ularni, deyapti. Valaysa shartan lis-sahihi. Va bu sahih hadis uchun shart emas. Ya'ni bir hadisning aziz bo'lishligi shart emas. Sahih bo'lishligi uchun. Sahihning shartlaridan emas u. Sanadi bitta bo'lsa ham, ya'ni sanadda bitta raviy bo'lsa ham sahih bo'lishi mumkin. Xilofan liman za'amahu, shuni gumon qilgan odamlarga xilof holatda. Va huwa Abu Ali al-Jubba'i min al-Mu'tazilati. Mu'tazilani olimlaridan bo'lgan Abu Ali al-Jubba'idir. U aytadiki, bir hadis sahih bo'lishligi uchun kamida ikkita odam rivoyat qilgan bo'lish kerak deydi. Agar bitta odam rivoyat qilgan bo'lsa, u sahih emas deydi. Ya'ni nima degan u? Hadis sanadini boshdan oxirigacha emas. Aytayapsizki, bir hadisni sanadda 100 ta kishi bor. Shu 100 ta kishining birortasida, birorta halqada u hadisni bir kishi rivoyat qilgan xolos. Bir kishi. Boshqasi rivoyat qilmagan. U hadis g'arib bo'ladi va Juboyiga ko'ra u hadis sahih emas, zaif deyiladi. O'shani bir kishi Buxoriydek katta olim bo'lsa ham. Va ilayhi yumi'u kalamul hakim Abi Abdullah fi ulumil hadis. Hakim Abu Abdullah. Bu kishi ahli sunna va jamoatning katta ulamolaridandir. Shu kishi o'zlarining ulumul hadis degan kitoblarida shunga ishora qiladilar. Juboyiku bizdan emas edi, ahli sunna emas edi. Uni rad qilish oson-da endi. Lekin Abu Abdullah hokim esa ahli sunnadandir. Buni lekin Ibn Hajar qarayin qanday nima qilyapti? Va ilayhi yumi'u deyapti. Shu fikriga Abu Abdullohni hokimning kalomi ishorat qiladi deyapti. Ochiqchasiga yadullu demayapti. Agar diqqat qilmasangiz, Abu Abdullohni gapidan shunday fikr chiqarib qolasiz. Qaysi qola aytdiki, masalan, Alloh rozi bo'lsin Ibn Hajardan qanday diqqat qilyapti-da, mutolaasi keng, ma'lumoti keng. Ya'ni ma'lumotlarda juda yaxshi keltiryapti. Ko'pchilik ahli ilm shu mustalahul hadisni o'qiydi. Mutawatir bu, mashhur bu, aziz bu, g'arib bu deb o'rgandimi? Bo'ldi. Tanib olgandan keyin ahli sunnani qavullarini o'qiganda, ba'zilari xato bo'lsa ham e'tibor bermaydi, o'tib ketaveradi shunday. O'zicha to'g'ri tushunib ketaveradi. Na to'g'ri bo'lsa ham. Tushundingizmi? Masalan, bir odam sizdan so'raydi, Muhammad Aminni uy qayerda? Deydi. Shunda aytasizki, shuni to'g'ri borasiz. Keyin chap yurishingiz kerak deysiz kerak, o'ngga yurasiz deb olasiz. O'ngga yurasiz, to'g'ri borasiz, o'shda benzin atadigan yer bor, shuni oldida uyi deysiz. Bu odam hali xatoingizni bildi-yu, lekin indamay qo'yadi sizga. Chap kelishda uning o'ngga deb oldingiz. Tushundi. Siz aytishligingizdan esladi ham, bilib oldi ham. Shunga o'xshab, ko'pchilik ahli ilm hali o'zi to'g'ri bilib olganligi uchun to'g'risini. Ulamolar hali xatosini ham to'g'ri qilib ketaveradi. Tushundingizmi? Endi Ibn Hajar misol keltiryaptiki, nimaga? Chunki muxoliflar, masalan, Mu'tazila biz imomlardan dalil keltiradi. Mana sizlarda falon imomlar shunday degan xabarlaringiz bormi deydi. Shunga ikkilanib qolmang deyapti. U kishi buni qasddan aytmaganlar, gaplari ishora qiladi. Haysu qala as-sahihu an yarwiyahu as-sahabiyyu. Sahih hadis shunday bir hadiski, uni sahobiy rivoyat qilishligidir deyapti. Az-zailu anhu ismul jahalati. Undan jaholat ismi ketgan, zail degani, zahib degani. Zailir, murtafi'a. Bu qanday masala bu? Endi biz zohiran sahobiy deyoramiz, lekin sahobalar bir necha qismlarga bo'linadi. Usuli shoshida ham ko'rdilaringiz. Masalan, 3 taqsimga bo'lindi. Ba'zilar bor, zohiran sahobiy, Rasulullohning zamonida yurgan, lekin ilmi yo'q, bilmaydi. Ba'zilar bor, zohiri bilan botini boshqa.
Endi u mashhur sahobalar to'g'risida emas u. Shundaylari ham bor. Payg'ambarimiz alayhissalom ba'zilarini munofiqlarni ko'rsatdilar. Masalan Huzayfaga. U hech kimga aytmadi. Harakatlardan, muomalasidan sezilardi, lekin aytmadi ochiqchasiga. Demak, sahobalarning ichida u mashhur sahobalardan emas. Mashhur sahobalar ma'lum. Lekin ba'zi mashhur bo'lmagan sahobalar borki, yani zohiran sahobiy deymiz-da uni. Haqiqatda sahobiy emas. Munofiq. Payg'ambarimizni yomon ko'radi, dinni yomon ko'radi. Endi bu masalaga ahli sunna ko'p kirmaydi. Nega bu hali shiyalikni hidi kelmasin, shiyalikka yo'l ochmasin deb. Sahobalar to'g'risida shak shubha ko'paymasin. Fitnaga sabab bo'lmasin deb ahli sunna bu tarafni uncha ochmaydi. Va sahobalarda shunday olganingizda endi unday munofiqlari kam. Lekin qancha oyatlar nozil bo'ldi, qancha hadislar bor. Mana ko'ryapsizlar, shohidi bo'lyapsizlar. Shuning uchun aytayaptiki, sahobadan bu jaholat ismi ketgan bo'lishi kerak, ko'tarilgan bo'lishi kerak. Ma'ruf, bilingan bir sahobiy bo'lsin. Yoki bo'lmasa ba'zan sahobiy deyiladi-yu sahobiy emas. Ba'zan shunday ixtiloflar ham bor. Hadis kitoblarida ko'ryapsizlar, ba'zilar uni sahobiy degan, ba'zilar tobiin degan. Shuni sahobaligiga aniq ishonilgan. Bi an yakuna lahu rawiyani. Uning ikkita raviysi bo'lishligi bilan deyapti. Mana shu yerdagi lahu degan zamir qayta qaytadi. Ba'zilar lis sahobiy deydi. O'sha sahobani ikkita raviysi bo'lishligi bilan deydi. Bir hadisda bitta sahobiy rivoyat qilyapti. Keyin u sahobadan ikkita raviy bo'lishlik kerak deyapti. Tushundingizmi? U sahobani ikkita shogirdi bo'lishlik kerak kamida. Bitta emas deyapti. Hozirda qarasangiz shu shartga o'xshayapti-da. Bi'an yakun lahu raviyani deyapti. Go'yanki shu yerda mana ikkitalikda shart qilyapti. Sahobada shart qilmadi. Ammo sahobadan keyin shart qilyapti. Summa yatadawaluhu ahlul hadis ila vaqtina. Keyin ahli hadis muhaddislar u hadisni shu vaqtimizgacha o'rtalarida aylantirishgan. Tadavul aylantirmoq, olmoq, ishlatmoq, o'qib o'rganishgan. Kash shahadati ala shahadati, ya'ni guvohlik ustiga bo'lgan guvohlikka o'xshab. Ya'ni shahodat masallarida fiqh kitoblarida o'qidilaringiz. Bir guvohlikning ustiga guvoh bo'lishligi uchun ikkita guvoh bo'lishlik kerak. Masalan, siz shohidsiz, ammo sizga shohidligingizga ikkita guvoh kerak. Shunga o'xshab. Endi shu gapdanday qarasangiz, bu kishi, ya'ni hokim Abu Abdulloh maqsadi unda emaski, bir hadis sahih bo'lishligi uchun u aziz bo'lish kerak demoqchi emas. Tushundingiz? Lekin raviyani degan gapi ishora qiladi shunga. Xuddi aziz bo'lish kerak degan gapga o'xshab qoladi. Ammo bu yerda biz mu'tazilalarni rad qilamiz. Aytamizki, Abu Abdullohning gapi bunga dalolat qilmaydi, chunki ayyar yahu sahobiyu dedi-ku. Sahobiy rivoyat qilgan bo'lishi kerak. Sahobiy bitta bo'lyapti mana. Bitta bo'lgandan keyin bu agar bitta sahobiy rivoyat qilgan bo'lsa, keyin sahobadan ikki kishi rivoyat qilsa, ikkita e'tiborga olinmaydi, yuqorida aytdik. Hadislarga hukm berilganda sanatda ozlikka e'tibor beriladi. Bir sahobiy rivoyat qilgan bo'lsa, u g'arib deyiladi. Lekin uni sahih bo'lishi mumkin ekan. Lekin yana bir nima borki, yuqorida aytdim-ku, lahuda ikkita ehtimol bor. Lahudagi hu zamirni sahobiyga qaytarganimizda bu gaplar kelib chiqadi. Agar lahudagi hu zamirni sahihga qaytaradigan bo'lsangiz, ana unda ochiq bo'lib qoladi. Ayyakuna lis-sahihi rawiyani. U sahih hadis uchun ikkita raviy bo'lishlik kerak. Keyin muhaddislar biz vaqtimizgacha uni ishlatgan bo'lish kerak. Desa, unda ochiqchasiga ikkita ya'ni aziz bo'lsin degan narsa kelib chiqadi. Ehtimolli bo'lganligi uchun ehtimol kelgandan keyin istidlol botil bo'ladi. Ibn Hajar shuning uchun yu miu kalamuhu deyapti. Gapi shunga ishora qiladi deyapti. O'zi ham demayapti, qarang. Chunki qasddan qilmayapti buni hokim.
وصرح القاضي أبو بكر ابن العربي في شرح البخاري بأن ذلك شرط البخاري. Ve kazi Ebu Bekir İbn-i Arabi Buhari'nin şerhede bu narsa Buhari'nin şartıdır açıkçası geldi. Yani bir hadisinin aziz buluşluğu sahih buluşluğu için Buhari'nin nazda şarttır dedi. Yani Ebu Bekir İbn-i Arabi bu gafı bilen bilmezden Buhari bilen Mu'tezile'nin fikrini bitti kıyıyordu. Buhari bilen Mu'tezile'nin mezhebini bitti kıyıyordu. Bilmagan, sezmagan holatda. Buxoriyga ko'ra shart bu deyapti. Aziz bo'lishligi. Ya'ni g'arib hadisni shu sanatlardan birortasida agar roviy bitta bo'lgan bo'lsa, Buxoriyga ko'ra sahih emas u demoqchi. Zaif u demoqchi. Va ajaba amma urida alayhi min zalik bi javobin fihi nazarun. Keyin Ibn Arabiyning mana shu da'vosiga qarshi keladigan e'tirozga bir javob bilan javob beryaptiki, u javobga e'tiroz bor. Bi javobin fihi nazar. Zaif bir javob beryapti, deyapti. Ibn al-Arabiy ha shu gapni gapirgandan keyin unga e'tiroz keladi. Li'annahu qala Ibn al-Arabiy aytdiki, fa in qila. Agar e'tiroz aytilinsa bizga. Hadisu al-a'malu bin-niyat fardun. Innamal a'malu bin-niyat hadisi farddur, yani garibdur. Bu hadisni sanadiy hukmiga ixtiloflar bor, lekin muhaddislarning o'rtasidagi mashhur qavl shuki, bu garib hadis deyiladi. Albatta bizning e'tirozimiz bor buni garibligiga. Mayli, mashhur qavlga ko'ra garib deylik. Shu e'tibordan hozir bahs qilyapti. Bu farddur. Lam yarvihi an Umar illa al-Qama. Chunki Umardan faqatgina Alqama rivoyat qilgan xolos. Alqamadan boshqasi rivoyat qilmagan. Demak, bu hadis g'arib hadis ekan. Va Buxoriyning boshida kelyapti bu. Demak, aziz bo'lishligi Buxoriyga ko'ra shart emas ekan. Bo'lmasa bu hadisni keltirmas edi, deb e'tiroz bildirilsa bizga, deyapti. O'sha xana azizlikni hujjat qilsangiz, bu e'tiroz keladi albatta. Mana o'ziga keladigan e'tirozga shunday javob beryaptiki, u javobiga e'tirozimiz bor dedi. Qola Ibn al-Arabiy aytdiki, qulna biz aytdik, qod xotaba bihi Umar radhiyallohu alal minbari bi hazrati sahabati. Bu hadisni Umar ibn al-Xattob minbarda sahobalarning huzurida aytdi. فلولا انهم يعرفونه لانكروه. Ya'ni agar sahobalar uni taniydigan bo'lmagan deydi, bu hadisni tanimaganda inkor qilishardi. O'sha yerda Umar ibn al-Xattob minbarda aytib turganda sahobalar bor edi. Sahobalar rad qilishardi uni. Bu hadis qayerdan topding deyishardi. Lekin indashmadi, demakki bilishar ekan. Tushundingizmi? Demak, bu g'arib emas ekan demoqchida. Bu hadis g'arib emas, deyapti Ibn al-Arabiy. Kaza qola shunday degan, deyapti. Va tu'qiba endi ta'qib qilindi. Ibn al-Arabiyning gapi ta'qib qilindi, ya'ni orqasidan ergashdik, orqasiga tushildi. Orqasiga tushamiz, e'tiroz qilamiz. بأنه لا يلزم من كونهم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوه من غيره. Birinchidan Ibn Hajar hozir Ibn al-Arabiyni rad qilyapti. Sahobalar Umardan o'sha hadisni eshitganda sukut qilgan bo'lganliklaridan bu hadisni Umardan boshqasidan ham eshitgan bo'lishliklari lozim bo'lmaydi. Birinchi raddiyamiz shu. Masalan, hozir Ibn al-Arabiy aytdiki, sahobalar hech kim rad qilmadi-ku Umar aytgani, demakki bilishar ekan u. Demak, g'arib emas ekan bu hadis. Ko'pchilik rivoyat qilgan, deydi Ibn Hajar aytayaptiki, o'sha yerda ularni inkor qilmaganligi, ularni bilganligini lozim tutmaydi. Bilmagan bo'lgan bo'lsa ham indamasligi mumkin. Chunki Umar aytayaptiki uni. Wa bi anna hadha law sullima fi Umar muni'a fi tafarrudi al-qama. Keyin bu narsa agarchi Umarda taslim qilinsa, ya'ni Umar to'g'risida hamma, ya'ni Umar aytibdi-da buni,
ummatni ichidagi eng katta olimku u kishi. Ya'ni xalifa edi. Sahobalar hammasi u kishiga itoat qilar edi. Hech kim u kishi to'g'risida zarraqada shak qilmas edi. Shuning uchun Umarni gapida bu gap qabul qilinishi mumkin. Lekin Alqamani mufraddigida qabul qilinmaydi bu narsa. Alqama ham ya'ni Umardan faqatgina Alqama zikr qilgan-ku. Yoki Alqama ham shuni jamoat ichida aytganmikan, minbarda aytganmikan. Unda emas. Summa tafarrudi Muhammad ibn Ibrahim bihi an Alqamata. Keyin Muhammad ibn Ibrahim Alqamadan zikr qilishdi ham u yolg'iz aytganku. Summa tafarrudi Yahya bin Sa'id bihi an Muhammad. Keyin Yahya bin Sa'id bu hadisni Muhammad ibn Ibrohimdan rivoyat qilganda ham yolg'iz rivoyat qilganku. Ala ma huwa sahih wal ma'ruf 'inda al muhaddisin. Muhaddislarga ko'ra sahih va ma'ruf bo'lgan qavlga ko'ra deyapti. Qani bir necha qavullar, ixtiloflar bor. Shuning uchun aytayapti muhaddislarga ko'ra, ya'ni ko'pchilikka ko'ra. Endi aksar muhaddisin. Mashhur va sahih qavlga ko'ra mana shunday deyapti. Keyin yo boshqa hadislar bor desiz, vaqad varadat lahum mutabi'atun. To'g'ri. Shularga ba'zi mutobiatlar kelgan. Ya'ni ba'zi hadislar kelgan tobi bo'lib, la yu'tabar biha, lekin ular e'tiborga olinmaydi zaif bo'lganligi uchun. Ya'ni ba'zi bor bo'lgan hadislarda ham e'tiborga olmadi. Ba'zilar o'sha ba'zilar esa o'sha hadislarni e'tiborga oladi. Va kaza la yaslamu jabuhu fi g'ayri hadisi Umar. Va shuningdek, Umarning hadisidan boshqasida javobi hech to'g'ri kelmaydi. Hech sog'lom bo'lmaydi. Va Umarda hadisini g'ariblikdan chiqarib olishi mumkin. U ko'pchilik rivoyat qilgan deyishi mumkin. Isbotlab berishi mumkin. Va alaykum assalom. Lekin Buxoriyda Umarda hadisdan boshqa ham g'arib hadislar ko'p. Boshqa qanchadan qancha hadislar borki, sanadida g'ariblik bor. Bitta raviy rivoyat qilgan. Unga nima deydi? Ularda bu javobni bera olmaydi-ku. Demak, Buxoriyni shart emas ekan. Bir hadis sahih bo'lishligi uchun aziz bo'lsin degan shart Buxoriyda yo'q ekan deyapti. Uni rad qilyapti. Endi innamal a'molu binniyat hadisini Muslimda ham ko'rdilaringiz, ya'ni o'qigan kitoblarda ko'rdilaringiz. Aslida bir necha sahobiy rivoyat qilgan, bir necha tobi'in rivoyat qilgan. Uni g'aribligi to'g'risida yana qattiq e'tirozlar bor. G'arib emasligi to'g'risida sog'lom dalillar bor. Bu boshqa masala, hozirgi bahsimizdan tashqari. Xullas, azizlik Buxoriyni sharti emas ekan. Ibn al-Arabiy noto'g'ri gapirdi. Lekin qarang, katta-katta ulamolardan jiddiy-jiddiy xatolar sodir bo'lyapti. Shuning uchun ilm mukammal holatda olinishi kerak. Bu masam siz ham adashib qolasiz. Qola Ibn Rushaydin, Ibn Rushayd aytdiki, وَلَقَدْ كَانَ يَكْفِي الْقَاضِيَ فِي بُتْلَانِ مَدَّعَى أَنَّهُ شَرْطُ الْبُخَارِي أَوَّلُ حَدِيثٍ مَذْكُورٍ فِيهِ. İbn-i Rushayd aytayapti ki, Qazi Iyazini o'sha narsa Buxoriyni shartidir deb da'vo qilgan narsasini botilligiga o'sha Buxoriyni kitobida zikr qilingan hadisni birinchisi kifoya qilardi deyapti. Qasam ichamanki deyapti, laqodir. Ibn Rushayd aytayapti, qozini bu da'vosini botilligiga innamal a'molu binniyat hadisi kifoya qiladi deyapti. Ya'ni Ibn Hajar uni gapini nima uchun keltirdi? Keltirishdan maqsadi shuki, mana Ibn Rushayd ham aytayapti, bu hadis g'arib hadis deyapti. Aziz emas deyapti.